sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar, Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, evet Kasım sonunda Oğlak Burcu'nda yepyeni bir ay doğmuştu. Ocak ayının ilk yarısı içerisinde de Oğlak Burcu yeni ayının enerjileri aslında yaşamımızı şekillendirecek. 9. evinizde doğan bu yeni ay özellikle sizin için yüksek öğrenim, hukuksal konular, uluslararası her türlü iş bağlantınızla ilgili konulara dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra medya, yayıncılık, basınla ilgili işler. Bu alanlarda da hareketli bir süreçte olabilirsiniz. Gezegeniniz Venüs hemen ayın başında 3 Ocak'ta Kova Burcu'ndan ayrılıp Balık Burcu'na geçecek. Sizin için oldukça güzel bir pozisyonda olacak. Çünkü Venüs Balık Burcu'nda yücelir ve oldukça güçlüdür. 11. evinizdeki bir Venüs kuşkusuz sizi de hayallerinize biraz daha yaklaştıracak gibi görünüyor. Hayaller kurabilirsiniz ama bu hayallere, bu ideallere kavuşma konusunda da daha şanslı olacaksınız. Özellikle Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un Venüs'le yapacağı olumlu temas, aynı zamanda Balık Burcu'nda ilerleyen Mars'la da Oğlak Burcu'nun yapacağı olumlu temaslar bir şekilde sizi sosyal gruplar içerisindeki bazı hedeflerinize yaklaştırabilir. Bir eğitimi tamamlayabilirsiniz, bir grup çalışmasına dahil olabilirsiniz, bir projede aktif bir görev alabilirsiniz, arkadaşlarınızdan destek alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Evet, Merkür Retrosu Ocak ayının ilk haftası içerisinde devam ediyor olacak. Ve ayın 4'ünden itibaren Yay Burcu'na doğru geriliyor Merkür. Ayın 8'inde ise retro bitecek, Yay Burcu'nda sona erecek ve ayın 12'sinden sonra artık Merkür Oğlak Burcu'na tekrar dönüp ilerlemeye başlayacak. Evet, belki haftanın ayın ilk günlerinde birazcık gerek finansal anlamda kendinizi biraz daha böyle sıkıntılı ya da kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ancak ayın 12'sinden sonra Merkür'ün düzelmesiyle beraber finansal alanlarda da bir rahatlama söz konusu. Geciken, ertelenen her türlü maddi konu biraz daha rahat ilerleyebilecek gibi görünüyor bu dönemde. Merkür Oğlak Burcu'nda 9. evinizde yine sizin iletişim gücünüzü, zihinsel faaliyetlerinizi oldukça arttıracak. Özellikle uluslararası her türlü iş, yabancı kültürler, eğitim, öğretim gibi konularda son derece aktif ve başarılı bir süreçte olabilirsiniz. Ayın 12'sinde ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sizin 3. evinizde meydana geliyor. Kardeşleriniz özellikle gündemde, yakın çevreniz gündemde, aileyle bağlantılı konular da tabii ki etki alanınızda olacak. Biraz böyle ay ortasından itibaren yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, onlarla ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. Bir seyahat söz konusu olabilir veya sizi ziyarete gelenler olabilir. Tabii zaman zaman aslında gökyüzünde ay ortasında sertleşen enerjiler de var. Uranüs Koç burcunda, Plüto Oğlak burcunda, Terazi burcunda bir Jüpiter var ve Yengeç dolunayında bu ağır gezegenlerin Güneş ve Ay'a yapacağı sert etkiler biraz da üzerinizde bir baskı hissedebileceğinizi gösteriyor. Özellikle zihinsel olarak çok kendinizi zorlayabilirsiniz, çok yorulabilirsiniz ama bir yandan da son derece yaratıcı, son derece dönüştürücü fikirler üretmeniz mümkün. Yakın çevrenizdeki kişilerin yaşamları ile ilgili önemli değişimler olabilir. Özellikle kardeşinizin yaşamı ile ilgili bazı önemli gelişmeler, dönüşümler söz konusu olabilir. Bu dönemde iletişimle ilgili konulara da biraz temkinli yaklaşın. Otomobil almak, satmak gibi bazı konular da gündemde olabilir. Sevgili boğalar. Evet, ayın 19'undan sonra Güneş Kova Burcu'na geçiyor ve artık ay ortasından itibaren sizin için kariyer konuları birinci planda. Kariyer, Güneş bu alanınızı aydınlatıyor ve ayın sonunda 28 Ocak'taysa Kova Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay özellikle kariyerinizle ilgili konularda yeni enerjiler gündeme getirebilecek. Değişimler olabilir, dönüşümler olabilir. Özellikle bu etkileri tabii ki Ocak sonundan itibaren ve Şubat ayının ilk yarısı içerisinde daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.